Yol gösterici hizmeti ile ulusal destek merkezi haline gelen Uşak'taki Ultimate danışmanlığı ziyaret ettik. Birlikte izliyoruz. Türkiye'nin devlet kurumları olan KOSGEB, TGDK, IPART, Kırsal Kalkınma gibi, ZEKA gibi kalkınma ajansları da proje hazırlanması gerekiyor destekler alınabilmek için firmalar tarafından. Biz bu projeleri hazırlamakla ve nasıl hazırlanacağı konusunda yönlendirmekle uğraşıyoruz. Teşekkür ederim. Ultimate danışmanlık olarak kuruluşunuzdan ve hizmetlerinizin yanı sıra hikayenizden bahseder misiniz? Hikayemiz yaklaşık 2008 yılında Uşak Ticaret Meslek Lisesi'nden mezun oldum. Daha sonra açık öğretim üniversite olarak eğitimimize devam ettik. Arkasından muhasebe sektörüne direkt ben bir atılımda bulunduk. Muhasebe konusunda belli bir yıllar çalışarak tecrübe sahibi olduk. Muhasebe sektöründe çalışırken aynı zamanda yaklaşık olarak 2012-2011 yılları gibi olması lazım. Bu yıllarda İstanbul-İzmir firmalarında çalışan, bu uluslararası danışmanlık firmalarında çalışan arkadaşlarım oldu. Bu arkadaşlar yardımıyla danışmanlık sektörünün nasıl bir sektör olduğunu konusunda, projelerin nasıl hazırlandığını, eğitimlerin nasıl yapıldığı konusunda bilgiler edindik. Ve böyle danışmanlık sektöründe bir atılımda bulunduk. Daha sonra askerlik görevimizi yaparak Uşak ilinde memleketimize geri döndük. Neden bu ilde yapmayalım diyerek firmamızı kurmuş olduk. Teşekkür ederim Hakkı Bey. Peki Ultimate oluşmadan önceki hedefleriniz nelerdi? Normalde hedefim, yani danışmanlık sektörüne girmeden önceki hedefim bir mali müşavirlik belgesi ya da ruhsatı alıp bir mali müşavirlik ofisi açmaktı. Ancak mali müşavirliğin artık günümüzde çok aslında özen gösterilen bir meslek olmasına rağmen ama günümüzde halkımız tarafından çok kötüye gitti yani mesleğin durumu. Mesleğin ilerisi olmadığını düşünerekten danışmanlık sektörüne daha cazip geldiği için danışmanlık sektörüne yöneldik. Peki bundan sonraki hedefleriniz nelerdir? Zincirlemeyi düşünüyor musunuz bu durumu? Bunda zaten şu anki hedefimiz ve altyapı çalışmamız var. Yaklaşık 5 yıldır danışmanlık sektörü içerisinde olduğumuz için belli bir müşteri portföyü oturtturduk. Daha sonra şehir dışı yani Ege bölgesi olarak çalışmaya başladık. Aynı zamanda Türkiye projelerine yani diğer illerdeki Doğu Anadolu bölgesi kısmı olsun, Karadeniz kısmı olsun birçok projemiz oldu. İleriki hedefimiz yani yaklaşık 10 yıl kadar bir hedef biçiyoruz kendimize. Yaşımız genç olduğu için. 10 yıl sonra büyük ihtimalle yani Türkiye'de 81 ilden yaklaşık 30-35 ilinde şubeler açmayı düşünüyoruz. Bununla ilgili altyapı çalışmalarımız da oluştu. Gerekli ekip arkadaşlarımız da bulmaya başladık ağır. Yani şu an ekip arkadaş olarak çalıştığımız yaklaşık 8-9 kişi mevcut firmamızda. Gitgide çoğalmaktayız, gitgide büyümekteyiz. İnşallah daha hizmetlerle firmalarımıza hizmet edeceğiz. Yani. Teşekkür ediyorum. Danışmanlık hizmetleri olarak diğerlerinden farkınız nelerdir? Diğerlerinden farkımız, diğer meslektaşlarımız genelde sadece iş planı hazırlayıp, müşteriyi bilgilendirip, diğer gerekli işlemleri halledip arkasına duramıyorlar. Çünkü iş yoğunluğundan dolayı, çok takip sıkıntısı olduğundan dolayı. Ama bizim farkımız burada bir tek iş planı hazırlayıp ya da proje hazırlayıp teslim etmek değil. Tamamen işin arkasında kalıp, gerekli tüm takipleri yapıp, gerekli tüm sıkıntıları mevcut bulup bu sıkıntıları çözmek. Yani iş planı verip hadi kardeşim güle güle demiyoruz. Tamamen 2 yıl boyunca, 3 yıl boyunca yani projenin alınma süresi, yani destek alınma süresi boyunca tüm takiple bir takip hizmeti veriyoruz yani.